Evet, benim de yükselenim olan akrepler. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında sevgili akrepleri neler bekliyor? Arkadaşlar, her zamanki gibi 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Sevgili akrepler için ilk kartımızla başlayalım. Önlerden çekelim. Büyücü kartı arkadaşlar ve güçlü arkanların en iyilerinden birisidir. Yani der ki bu kart, harekete geç. Bu dönem yeni fikirlere sahip olacağınız bir takım girişimlerinizin olumlu sonuçlanacağını temsil eden bir kart. Ve arkadaşlar, hakikaten başarıya ulaşmazsanız kesinlikle ve kesinlikle problemi dönüp kendinizde aramanız lazım. Çünkü neden? Büyücü kartı der ki bak, hayalindeki her şeyi gerçekleştirmen için elinde bulunan, yani önünde tüm fırsatlar var. Harekete geç diyor, artık başlamalısın diyor yani. Aynı zamanda arkadaşlar, bu dönem hakikaten evrensel pozitif enerjinizin çok yüksek olacağı bir dönem arkadaşlar. O yüzden dileklerinize çok dikkat edin bu dönemde. Olumlu olumsuz dileklere, yani kimseye beddua etmemeye çalışın bu dönemde arkadaşlar. Ve pozitif dilekler dileyin. Çünkü neden? Bu dönemde siz hakikaten evren enerjisini dünyaya yayan aracılarsınız diyeyim. Bakın, yukarıdan alıyoruz enerjiyi. Gördüğünüz gibi bakın, yeryüzüne veriyoruz ve yeryüzünü görüyor musunuz? Ve pozitif enerjiler arkadaşlar, bakın. Yukarıda da güller var. Aşağıda da güller açmış, enerjiyi yere verdiğiniz için sevgili akrepler. Ve her konuda arkadaşlar, ilişki konusu olsun, iş konusu olsun, girişim konusu olsun, kart der ki ilk adım at. Ve bu dönem hakikaten arkadaşlar, liderlik vasfınızın çok yüksek olacağı bir dönem ve özellikle girişimci arkadaşlar için de ekstra, nasıl diyeyim, güçlü bir karttır aslında sevgili arkadaşlar. Ve mottonuzun şu olması lazım arkadaşlar bu dönemde: ben bunu yaparım, başlıyorum. Ve başlıyorsunuz sevgili akrepler. Hadi bakalım sevgili akrepler için ikinci kartımız. Sevgili akrepler, kılıçların kralı arkadaşlar. Bu dönem hakikaten bakın, liderlik vasıflarınız da yüksek diyorum ya, disiplinli olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve hakikaten bir şeylere başlamak istiyorsanız, atıyorum bu sadece işle alakalı disiplin de değil arkadaşlar, kendinizle alakalı bir disiplin de olabilir. Yani atıyorum dersiniz ki ben kardeşim yarın spora başlıyorum, işte sigarayı bırakıyorum, diyete başlıyorum, ne bileyim alkolü azaltıyorum veyahut alkolü tamamıyla bırakıyorum gibi. Bu dönem hakikaten burada da zaten liderlik vasıflarını temsil eder ve disiplinli olacağınız, aklınızın, duygularınızın önünde olacağı bir dönem arkadaşlar. Fakat insanları kırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü bu dönem gerçekten acımasız olabilirsiniz. Arkadaşlar, iş konusunda veyahut İşte karşılıklı ilişkilerde hakikaten böyle çat dan 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 surata böyle söyleyip insanları kırabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, şöyle söyleyeyim ben size. Bu dönemde aslında şöyle de bir özellik söyleyeyim. Şöyle bir özelliği de sembolize eder aslında kılıçların kralı arkadaşlar. Kılıçların krallar ne demiştik? Her zaman güç, başarı ve sosyal sorumlulukları temsil eder normal şartlarda. Ve bu dönem hakikaten insanlara olumlu tavsiyeler verebilirsiniz. Kendi hayat tecrübelerinizden veya iş tecrübelerinizden alakalı. Ve bu dönem hakikaten sizden tavsiye alacak insanlar çok şanslı insanlar. Çünkü çok iyi, nasıl diyeyim, tavsiye vereceğiniz bir dönem bu dönem.
Aynı zamanda da arkadaşlar bu dönem hakikaten çok meşgul olacağınız bir dönem. Özellikle telefon trafiğinizin çok yoğun olacağı bir dönem. İlişki konusuna da gelirsek arkadaşlar, ilişkide de bu dönemde şöyle nasıl söyleyeyim size, böyle patlatarak hani bir ilişkim olsun diye bir ilişki kurmayacağınız bir dönem. Bakacaksınız arkadaşlar, çünkü ne diyor, aklı duygularının önünde. Bu dönemde aklınız duygularınızın önünde olduğu için ilk önce şeye bakacaksınız bu dönemde arkadaşlar. İlişki için bu insanla benim ortak noktalarım var mı? Bir ortak noktamız var mı? Bunu bir gözden geçireceksiniz arkadaşlar bu dönemde. Fakat arkadaşlar dediğim gibi aynı zamanda arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu sizi de her zaman nasıl diyeyim? Her zaman sizi de tasvir etmez arkadaşlar. İlişki konusunda da krallar 35 yaş üstü bu takım bir insanla ilişki anlamında açık saç rengi, açık göz rengi, fakat şey değil arkadaşlar, böyle sarışın vesaire değil. Kumral mı deniyor ona? Yanlış hatırlamıyorsam kumral, kestane rengi. Bu tarz daha böyle çok böyle hani renkli göz değil de renkliye yakın ela olabilir, bal rengi olabilir. Bu tarz göz renklerine sahip bir insanla görüşebilirsiniz ilişki konusunda. Veyahut bu tarz bir insandan, 35 yaş üstü insandan tavsiye alabilirsiniz. Hakikaten birileri size tavsiye veriyorsa arkadaşlar bu dönemde, özellikle bu tariflere uyan, hakikaten kaçırmayın ve kulak arkası etmeyin derim. Ben size sevgili akrepler. Hadi in bakalım sevgili akrepler için. Üçüncü kartımız, gayet güzel gidiyoruz sevgili akrepler. Arkadaşlar tılsımların ası. Ne demiştik? Aslar önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren kartlardır arkadaşlar. Bakın burada artık diyor ki yani... kader hediyesi sana ya. Yani bunu da artık gol yap diyor sevgili akrep. Yani evren sana bak. Yani uzatıyor artık parayı eliyle. Arkadaşlar fırsat, ferah, yeni girişim, yeni olanaklar hayatınızda, miras, şanslı bir dönem, ailenizden para yardımı, ekstradan da bir para yardımı arkadaşlar. Sağlığın iyiye gitmesi, hastanede olan arkadaşlar için taburcu olma, iyileşme arkadaşlar bu dönemde. Ve hiçbir şeyi kafana takma, evren yardımı geldi yani kapında diyor sana. Ve bunu da artık diyor gol yap diyor sevgili akrepler. O yüzden de lütfen göz ardı etmeyin, hakikaten gayet şanslı bir dönemizdesiniz. Fakat arkadaşlar şöyle de bir şey var. Kartın negatifi de şöyledir. İlişki konusunda özellikle kendinizi bir çıkar ilişkisi içinde bulabilirsiniz. Veyahut ilişkinizin artık ilişkiden çok bir çıkar ilişkisine döndüğünü, veyahut ilişkinizin siz farkında değilsinizdir. Siz aşk, kuşlar, böcekler olarak düşünüyorsunuzdur. Fakat işin aslının öyle olmadığını, işin çıkar ilişkisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun farkına varabilirsiniz bu dönemde sevgili akrepler. Hadi in bakalım. Dördüncü kartımız sevgili akrepler için. Arkadaşlar yani girişim, para, tavsiyeler, yani hakikaten şimdi sonraki kartlara da bakacağız tabii. Şey yapacağım onlara göre arkadaşlara, diyeceğim yani artık vol, yani aslında şu şartlarda 3 tane kartla bu ay artık voleyi vurmanız gerek derim sevgili akrepler. Fakat bu da bakın tılsımların kralı, tılsımların kralı da arkadaşlar bolluk, refah, huzur, fakat yavaş karttır birazcık arkadaşlar. Para biriktirmeyi önerir aynı zamanda. Evet, keseni dolduracaksın bu dönem ama diyecek ki, der ki yani birazcık da kenara at. Gayrimenkul konusunda bir takım yatırımlar yapabilirsiniz bu dönemde, veya kripto konusunda bir takım yatırımlar yapabilirsiniz.
Fakat yatırımlar sandığınızdan daha yavaş geri döner bu dönemde sizlere. Sevgili arkadaşlar, bu dönem evet işkolik olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve arkadaşlar aslında bir nevi de sinyal veriyor bu kart bize. Gerçekten çünkü şey nasıl diyeyim? Dedim ya tavsiye aldığınız zaman insanlardan kulak arkası etmeyin. Özellikle 35 yaş üstü insanlardan tavsiyeler alabilirsiniz. Bunları kulak arkası etmeyin. Çünkü neden? Tılsımların kralının da şöyle kötü bir özelliği var. Kendi doğrusunu bilir. Hep ben doğruyum der. Hayatta herkes, hiç kimse her şeyi bilemez arkadaşlar. Ki ben bile yeri geliyor, yıllardır uğraşıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Çünkü neden? Tarot evet, tarihsel bir geçmişi var. Ama teknoloji de ilerliyor. Yenilikler de geliyor. Bunlara bir şekilde adapte edilmesi lazım bunların. O yüzden de arkadaşlar herkes her şeyi bilemez. O yüzden de lütfen tavsiyelere kulak verin. Bu dönem doğa yürüyüşleri olabilir. Bu dönem hakikaten doğayla baya bir kendinize zaman tanıdığınız boş zamanlarınızda da doğayla haşır neşir olacağınız bir dönem arkadaşlar. Kariyerci olacaksınız. Evet bu dönemde ve gayet de güzel bir şekilde kariyer de yapacaksınız. Veya kendi işinizde de yükselme olacak arkadaşlar bu dönemde. Fakat arkadaşlar bu dönem hakikaten aşırı hoşgörülü de olacaksınız. Evet bazı konularda disiplinli olacaksınız ama her halükarda merhametiniz de olacak. Merhametiniz de bir taraftan sizin beyninizi kurcalayacak aslında. Çok aşırı hoşgörülü olmayın arkadaşlar. Yani ne aşırı hoşgörülü ne de hoşgörüsüz. Yani ikisinin arası çünkü arkadaşlar çok ince bir çizgi. Aşırı hoşgörülü olduğunuz zaman kullanılırsınız. Hoşgörüsüz olduğunuz zaman da iç mutluluğu bulamazsınız. Çok ince bir çizgi ve insanlara karşı itici olabilirsiniz. Fakat hani bazen bazı olaylarda tabii ki de hoşgörü o balansı ayarlayamayabiliyoruz. O yüzden de arkadaşlar bu dönem o balansı iyi ayarlamanızda fayda var. Çünkü dediğim gibi açık sözlü de olacağınız için bazen insanların kalbini de kırabilirsiniz bu dönemde sevgili akrepler. Hadi in bakalım. 5. kartımız sevgili akrepler için. Akrepler vallahi bu dönemde bana zaten şeylerden, yorumlardan yazarsınız arkadaşlar. Gelecek kartı yıldız arkadaşlar. Umut kartıdır. Artık hayatınızda bir takım şeylerin netliğe kavuşacağını sembolize eder arkadaşlar. Ve kartın mottosu şudur arkadaşlar. İmkansız yoktur. Sadece birazcık zaman alır. Zaten bakın burası da bilinçaltımızı şey yapıyor. Sembolize ediyor. Evet bilinçaltımız birazcık böyle şey olabilir bu dönem. Çok fazla aşırı da dalgalı değil aslında. Yani gayet normal. Bu dönem düşüncelerinizi aslında bir dileklerinizi temsil eder arkadaşlar. Bu dönem hakikaten bayağı bir dilekti, düşünceydi bir takım olaylar hakkında. Çünkü ilk kartımızda büyücü çıktığı için işle alakalı bayağı bir şeyler düşünebilirsiniz. Aklınız meşgul olabilir bu dönemde arkadaşlar. Özgürlük kartıdır arkadaşlar. Hayaline yürü der. Her şey mümkün der. Popülerlik kartıdır. Yeni hedef kartıdır arkadaşlar. Özellikle popülerlik derken arkadaşlar çevrenizde bu dönem hakikaten yıldızınızın parlayacağı bir dönem veyahut işte internet üstünden içerik üreticisisinizdir. Bu dönem hakikaten popülerliğinizin yüksek olacağı bir dönem arkadaşlar. Umut kartıdır arkadaşlar. Yani ve gelecek kartıdır. Ana teması aslında bunun sevgili akrepler. O yüzden her zaman dediğim gibi arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim. Bir, iki tane
çok güçlü arkanlardan birisi çıktı. Yani bir tanesi büyücü, bir tanesi de yıldız arkadaşlar. Yani hakikaten bu dönemde şey, yani aslında yıldız kartı şey de der. Risk al der. Ve önceki kartlara da bakarsak da hakikaten haksız da sayılmaz sevgili akrepler. Evet, sevgili akrepler için son kartımız. Yani sevgili akrepler, hakikaten artık voley zamanı geldi. İş konusunda, aşk konusunda, sağlık konusunda ne istiyorsanız arkadaşlar, voley, hatta voleyi bırakın, röveşata zamanı geldi. Yani dünya kartı bana göre en güçlü kart. Güçlü arkanlar arasında en iyisi diyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Hayatınızın bir sonraki leveli arkadaşlar. Neyi, yani nasıl söyleyeyim size? Neyi hayal ediyorsanız bir sonraki level arkadaşlar. Kariyer mi? Kariyer atlama. Zam mı? Zam. İlişkinin evliliğe gitmesi mi? Evlilik. Çocuk mu? Çocuk. Yani yerine getirme. Uyum. Hayatınızdaki uyumu yakaladığınız bir dönemi temsil eder arkadaşlar. Dersiniz ki ah ya bu işte. Bu. Yani ben bunu istiyorum ya. Böyle. Bu. Arkadaşlar. Bakın. Daire. Bitirmeli ya da başlamalı diyor. Hayatınızın bir sonraki leveline geçmek için bir takım şeyleri bitirmelisiniz. Ya da başlamalısınız bu dönemde arkadaşlar. Zafer ve sonuç kartı arkadaşlar. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Vatandaşlık. Vatandaşlık konusunda da arkadaşlar şey. Yani hani vatandaşlığa başvurmuş olan bir takım arkadaşlar olabilir bu dönemde. Vatandaşlık konusunda da olumlu haberler alacağınızı temsil eder. Bir saniye bakalım. 3, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Aa, bir saniye. Sevgili akrepler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kart açmışız. Ve daha yani son karta bile gelmedik. Son kart ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Hakikaten. Evet, sevgili akrepler için son kartımız. Hadi in bakalım. Arkadaşlar, Joker kartı Ruslarda şey de derler buna, deli kartı, deli. Beklenmedik gelişmeler hayatınızda. Yani hani hakikaten düşünüyorsunuzdur ulan, yani bu adam bu kadar söylüyor falan da. Yani benim bu dönemde böyle bir şeyim yok ki ya, böyle bir planım yok ki vesaire diyor olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, hiç beklenmedik bir şekilde, beklenmedik olaylarla, beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Ve özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ev değiştirme, taşınma, şehir değiştirme, ülke değiştirme, yabancı birisiyle ilişki, yani yurt dışından Türk olmayan birisiyle ilişki, eşcinsel arkadaşlar için yeni bir ilişki başlangıcı, eşcinsel evlilik. Yani arkadaşlar, bu dönem hakikaten böyle şeysiniz ya, acayip enerjiniz mükemmel yüksek ve tamamıyla bir öngörülemezlik arkadaşlar. Ve şey olarak da arkadaşlar, ilişki konusunda da kendinizden yaşıt veyahut kendinizden daha genç birisi der. Joker kartı, Ruslarda da durak, durak derler. Ve şurada köpek ve burada da hani düşünme diyor. Tanrı, Allah seninle. Neden? Arkadaşlar, kabalizme göre de, bazı kabalistlere göre de köpeğin durduğu şekil İbranice'de beta'ya denk gelir.
Beta'da İbranice sanıyorum ikinci harf ve eğer yanlış hatırlamıyorsam çünkü kabalizmden çok aşırı derecede haşır neşir değilim. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam beta ikinci harfi alfabenin ve Tanrı'nın ya Allah'ın gücü ya da Allah'ın güzel isimlerinden birisi olması lazım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama beta harfi olduğuna eminim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akrepler, sizler için en uzun da sizin sürdü ya 20 dakika. Sevgili akrepler, sizler için Kasım ayı taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın sevgili akrepler.